TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde meydana gelen sele kapılmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Muhittin Saraç, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bünyan ilçesinde 2 gün önce sağanak yağış sonrası Güllüce mahallesinde sel ve su taşkını meydana gelmişti. Sel sonucu oluşan heyelanda 5 kişi ve 9 araç mahsur kaldı. Sel sularına kapılarak kaybolan Muhittin Saraç'ın cenazesine 15 saat sonra ulaşıldı. Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şahsın cenazesi daha sonra ailesine teslim edildi. Muhittin Saraç'ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Güllüce mahallesi camiinde kılındı. Allahu Ekber. Saraç'ın cenaze namazına AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile Sayın Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, merhumun yakınları ve hemşerileri katıldı. Muhittin Saraç'ın cenazesi daha sonra toprağa verildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dünyevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder. Büyükşehir Belediyesi Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Bünyan'daki sel bölgesine toplam 24 iş makinesi ve 71 personelle destek vererek tüm imkanlarla yaraların sarılmasına katkı sağladı. Sel felaketinin yaşandığı cumartesi günü Bünyan'a giden Başkan Büyükkılıç, pazar günü de Bünyan'da geçirerek çalışmaları yerinde koordine etti. Aşırı yağışlar sebebiyle sel meydana gelen Bünyan ilçesi Güllüce mahallesindeki afetin ilk anlarından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla anında bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilen onlarca iş makinesiyle gece gündüz demeden hem arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi hem de önlem alınması ve hasarın giderilmesi kapsamında görev aldı. Şimdi kepçeyi çağırıyorum. İtfaiye ekipleri afetin yaşandığı bölgede ilk anlardan itibaren görev aldı. Meydana gelen sel felaketinde suda kaybolan vatandaşı arama faaliyetlerine toplam 7 araçla kıyı taraması yapılması için 36 personel ve su içerisinde arama kurtarma faaliyetleri için 8 dalgıç personel olmak üzere toplam 44 personele destek verdi. Büyükşehir'in ekibi olarak biz tarayacağız. Ondan sonra JAK ve özel ekip. Bünyan'da meydana gelen sel felaketinde Büyükşehir Belediyesi sadece itfaiye birimiyle değil, ilgili tüm birimleriyle imkanları seferber ederek çalışma yaptı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının dayanışmasıyla yaraların sarıldığını ve bölge halkının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tuz Gölü'nün kuraklık alanlarını tespit edip su kanalları açarak doldurduğu gölette flamingolar ve yavrularına hayat verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tuz Gölü'nün zarif misafirleri flamingolar için 2022 yılında seferberlik başlatmıştı. Kuraklık tehdidi nedeniyle kreşler yani yavru flamingoların bulunduğu bölgelere su kanalları açıldı ve su takviyesi yapıldı. ...2022 yazında yine böyle bir kuraklık söz konusuydu. Hiçbir su kaynağı yoktu. Son birkaç hafta kala iki tane kuyuyu bakanlık yetkililerimizin de yardımıyla açıldı. 4 kilometre bir boru hattı döşendi yüzeyden ve acilen bir su havuzu oluştu Tuz Gölü'nün kenarında. Bu can suyu işe yaradı ve bu yılın ilk 7 ayında 4300 adet yavru flamingo göçe hazırlanıyor. Kuyu biraz daha elden geçirildi. Güneş paneli bağlanarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yoğun gayretleriyle ölmeden hemen hepsini uçurduk. Cumhuriyet
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aşkın Genç, ayçiçeği ve şeker pancarı üreticisinin sorunlarını dinledi. Genç, gıdayı, toprağı ve geleceği korumak için ses yükseltmenin zamanı olduğunu belirtti. Bu ülkenin kurtuluşu tarımdan geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ayçiçeği ve şeker pancarı üreticisinin sorunlarını dinledi. Genç, çiftçimiz üretimden vazgeçerse yarın sofralarımıza koyacak ekmeği bile bulamayacağız dedi. Bu ülkenin kurtuluşu tarımdan geçiyor. Evet, muhtarlar. Gerçekten ben Milli Savunma Komisyonu üyesiyim ama milli savunmanın temeli gıda güvenliğinden geçer. İki sene önce biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşı patlak verdiğinde vay gemiler yola çıktı çıkamadı onun endişesini yaşadık. Ekmek çıkmayacak, un olmayacak şeklinde. Mazota zam geliyor. Tamam, hepsine aynı oranda koy. Eyvallah. Biz bir şey demiyoruz. Biz fazla bir şey de istemiyoruz. Sen ne kadar koyuyorsan bizimkine de o kadar koy. Değil mi? Seni, seni de desteklesin. Ha? Enflasyon karşısında eriyor yani. Biz eriyor, biz yok ya. Değerli izleyenler, piyasa rakamları yeni haftaya merhaba derken altının onsunda yaşanan kıpırdanma altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde tekrardan zirveye taşınmasını bekliyor. Piyasa rakamları yeni haftaya bir nebze yükselişle başlasa da temkinliydi. Altının onsunda yaşanan kıpırdanma altın fiyatlarını önümüzdeki günlerde tekrardan zirveye taşıyacak gibi. Yeni haftadan beklentilerini sıralayan Kazancılar Çarşısı hesaplarından Şaban Zıkkav'ın döviz ve Türk parasının altına çevirmesi gerektiğini söyleyerek altın her zaman iyi bir dost dedi. Tabii hafta başı itibariyle baktığımızda altının onsunda çok az da olsa bir miktar yükselme meydana geldi. Bugün altının onsu 2510 dolardan 2523 dolara kadar hafif bir yükselme meydana geldi. Bu da altını TL bazına baktığımızda 2785 alıp 2800 olan gram altının satış fiyatının bugün 2810 alış 2820 lira satış gibi bir fiyatlara yükselmesine sebebiyet verdi. Dövize baktığımızda dövizde aşırı bir yükselme veya düşme yok. 37.850 lira, 34.050 lira doların fiyatı gibi görünmektedir. Ama tabii ileriki günler için baktığımızda altının onsunun yükseleceği benim kanımca epeyce bir şekilde gözükmektedir yani bas bas bağırarak geliyor. Çünkü Kasım ayı itibariyle Türkiye'de faiz oranlarının bir miktar düşeceği gibi bir görüntü var. Fed'in tekrar faiz düşüreceği, faiz düşürdükten sonra bildiğiniz gibi altında bir miktar yükseliş meydana geliyor. Ben her zaman şunu söylüyorum, elimizdeki bulunan TL, dolar, euro gibi kağıt paralarımızın hepsini fiziki altına yönlendirilmesinden yanayım. Bildiğiniz gibi şu görmüş olduğunuz küçük altınlarımız geçen yıl bugünlere baktığımızda bir küçük altının tanesi nereden bakarsak bakalım 94 euroydu. Bugün bir küçük altının tanesi 122 euro civarına kadar yükseldi. Bu önümüzdeki günleri itibariyle bence daha fazla yükselecek gibi bir görüntü var. Altın iyi bir dost, yatırımcısını hiçbir zaman kandırmamış, aldatmamış, her zaman yüzünü güldürmüş bir matahtır. Bugün küçük altın 4650. Yarım 9300, 18500 lira da lira altımızın fiyatı. Yani elindeki olan dostlara ben her zaman altın almasalarını tavsiye ediyorum. Ekonomik şartların zorlaştığı günümüzde emekli vatandaşın çilesi de her geçen gün daha da artıyor. Bırakın sosyal hayatı, mutfak masraflarını bile karşılayamayan emekliler hükümet yetkililerine sitem ediyor. Hayat pahalılığından en çok etkilenen kesim şüphesiz emekliler. Hala acık onlar yardım etse de acık da onlar olmazsa hadi şurada ekmek dilenecek ya. Dilenci durumundayız yani. 7,5 lira bir bardak çay. 10 lira. 15 lira. Yani emekliler birbirine çay bile ısmarlayamıyor öyle mi? Yok yok. Ayda bir şehre geliyorum. Ayda bir. Ayda bir şehre geliyorum. Maaş günü geldiğinde ellerine geçen para bir hafta içerisinde tükeniyor. Kirada oturanlarsa kara kara düşünüyor. Hiç kalmadı. Ne yaptın? 15 lira maaş ayı bitiyor. Gitmiyor ki. Peki nasıl bir hayat geçiriyorsun? O maaşı ne yapıyorsun yani? Nereler harcıyorsun? Ya, doğalgaz, elektrik, su. Benim evim kira olmasa ben 15 lira geçinemem. Zor, durum zor. Kirada eviniz var, o şekilde mi geçiniyorsunuz? Geçinemiyorum yahu. Kira vermediğim halde geçinemiyorum. Cebimde 3000 lira param kaldı. Faturalar mı? Kredi kartı, faturalar, diğer ihtiyaçlar.
12 bin lira kart ödemişim. Peki bu ayın kalanında ne yapacaksınız? Nasıl geçineceksiniz? Kredi kartı. Kredi kartına yükleniyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok arkadaşım. Siz aldınız maaşı? Aldım. Cebinize ne kadar kaldı? 200 lira. Siz ne yaptınız? Faturadan mı verdiniz? Fatura, kredi kartı. Kredi kartı öyle, kredi kartını döndürmeye uğraşıyoruz sizin yani. Sizin maaşınız değil, kredi kartının maaşı yani. Aynen öyle. Ne yapacaksınız ayın geri kalanında? Kredi kartıyla geçiniyoruz. Ne yapacağız? Maaş yok. Maaşakta. Ekmek alıyorsun, kredi kartı atıyorsun. Öbürünü alıyorsun, kredi kartı çekiyorsun. Yok, yetişmiyor. Emekliler kredi kartına mahkum mu yani efendim? Şu anda mahkum. Mahkum edenler utansın. Emekliler mahkum değildi de mahkum oldu. Kirada oturanlarsa kara kara düşünüyor. Aldıkları 12.500 TL'nin enflasyon karşısında ezildiğini söyleyen emekliler, bırakın sosyal hayat için para biriktirmeyi, mutfak masraflarını bile karşılayamıyor. Sosyal hayatın gez yok, toz yok, başka yok. Tatile gidemiyorsun, bir yere gidemiyorsun, hayatın yok. Her şey pahalı bakın. Bir kilo incir şurada. Bir insan bir kilo inciri yemesin mi bir 150 lira. 150 lira. Bir kilo. Kelek ya kelek. 150 ne lira. Ne yiyorsunuz emekliler olarak? Ne yiyoruz? Ne yiyoruz işte. Ne evde yemeğimizi yiyoruz. Bulgur pilav pişiriyorum, patates pişiriyorum. Başka ne yapacağım? Her şey yatış pahası. Bir şey alıp yiyemiyorsun. Ama bastırma 1200 lira, 1500 lira bastırma. 700-800 lira sucuk. Nasıl alıp yiyeceksin? Yiyemiyorsun. Bal kaymak alamıyorsun. Hiç tereyağı alamıyorsun. İyi alıyor musun? Hayat zor. Yani bu milletin hali ne olacak ya? Yani hiç yani günah ya. Hep cebine alıp da. Ya gerenin örse görsün bana ne? Dinmeyeceğim. Biraz da vatandaşı düşüneceğim. Ama vatandaşı düşünmüyor. Bir milletvekili 75-80 milyar aylık alıyor. Günah ya. Faturalar ödeyebildiniz mi? Yani, yok hayır. Diyorum ya daha elektriğine su açık. Nasıl olacak peki 700 lira kaldı? Vallahi duracak işte öyle duracak. Kesecek, keserse karanlıkta oturacak. Efendim Kayseri'de öğrenci servis ücretlerine %37,5 oranında zam yapıldı. En yakın mesafe 1650 TL, en uzak mesafe ise 2180 TL olarak belirlendi. Yeni tarifeyi değerlendiren Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, şehrimizde taşıma ücreti diğer şehirlere göre daha uygun dedi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kalmasıyla birlikte öğrenci servis ücretleri de belli oldu. Öğrenci servis ücretlerine bir önceki yıla oranla %37,5 oranında artarken en yakın mesafe 1650, en uzak mesafe ise 2180 TL olarak belirlendi. Yeni tarifeyi değerlendiren minibüsçüler ve servis işletmeciler esnaf odası başkanı Yavuz Ay, şehrimizde taşıma ücreti diğer şehirlere göre daha uygun dedi. Öncelikle %37,5 bir fiyat ayarlaması yapmış olduk. Türkiye geneline bakıldığı zaman yine şehrimizde okul servis araçlarının taşıma ücreti diğer şehirlere göre daha uygun olduğu gözüküyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile yapmış olduğumuz toplantı neticesinde böyle bir karar aldık. Tabii şunu hiç kimsenin göz ardı etmemesi lazım. Servis araçlarımızın, toplu taşıma araçlarımızın tek gider kalemi akaryakıt değil. Aslında akaryakıttan baza alınsa dahi şu anki ortalama gelen fiyat artışlarına göre yapılan zammın meslektaşlarımız penceresinden baktığınız zaman çok daha geride olduğu kesindir. Çünkü özellikle bizim ciddi derecede gider kalemlerimizin en önde geleni amortisman giderleri diye saydığımız özellikle araçlarımızın değer kaybından dolayı oluşan giderlerimiz vardır. Belki bunu tüketicilerin çok bilmediği, göz önüne almadığı şeylerden bir tanesi budur. Vatandaş genel olaraktan işte akaryakıta şu kadar zam geldi, şu kadar oldu falan şeklinde değerlendirme yapıyor ama gerçekten mesleğimiz toplu taşıma araçlarında genel manada zor durumda şu an için. Çünkü önceki dönemlerde 500 bin liraya aldığımız araçlar şu an 3 milyon, 3,5 milyon bandına çıktı. Meslek sürdürülebilir olmaktan dışarı doğru çıkma noktasına geliyor. Tabii ki şöyle de bir gerçek var. Veliler penceresinden de konuya bakmak lazım. Onlar için de zor. Birçok velimiz birden çok çocuklarını birden fazla çocuk okula gönderen velilerimiz var. Onların da tek gider kalemi okul servis araçları değildir tabii ki. Onları da düşünmekte fayda var ama bir mesleğin kaliteli ve güvenilir olarak sürdürülebilmesi adına biz de bu taşımacılığı korunabilir bir rakamda yapmak zorundayız. Her ne kadar biz esnaf temsilcisi olsak da vatandaşlarımız da düşünmek zorundayız. %37,5 geçen yılki rakamlara göre bir fiyat artışına gitmiş olduk. Ama tabii ben yine velilerimizin özellikle şunu bilmesini istiyorum ki
Sadece akaryakıttan değil, baz almamız gerekirse yani herkesin kendi özel aracı da var. Özel araçlara gelen fiyat artışları, sanayi giderleri, özellikle şoför maliyetleri, her ay düzenli olarak artan sigorta giderleri, amortisman gideri diye gösterdiğimiz giderler. Keşke akaryakıt ucuz olsa, keşke bu gider kalemleri ucuz olsa, keşke devletimiz, hükümetimiz bu konuda esnaf sanatkarın ayakta kalması için destek verse bize de biz hiç zam almamış olsak, biz çok daha ucuz taşımacılık yapmış olsak. Geçtiğimiz dönemde 1200 TL olan en yakın mesafe bu dönemde 1650 TL olaraktan bir güncelleme yaptık. En uzak mesafe de aslında şehrimizde çok yok ama işte 0-30 kilometre 2180 lira oldu şu an. Geçtiğimiz dönemde 1585 TL'ydi. %37,5 bir ayarlama geçtiğimiz döneme oranla %37,5 bir artış olmuş oldu. Melikgazi Belediyesi'nin Gültepe Mahallesi'nde hayata geçireceği kompleks büyük bir hızla ilerliyor. Tesis tamamlandığında 3 önemli tesis aynı noktada hizmet verecek. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösterecek olan Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur'an kurs ve cami inşaatını yerinde inceledi. Başkan Palancıoğlu, 10 ay gibi kısa bir sürede inşaatın büyük çoğunluğunun tamamlandığını söyledi. Burada güzel bir kompleks yapıyoruz. Ali Başyazıcıoğlu hayırseverimizle birlikte sağlık ocağımız, Kur'an kursumuz ve camimiz. Üçü bir arada çok güzel bir mekanda, burada hakikaten de büyük bir ihtiyacı karşılayacak şekilde yoğun bir nüfus vardı. Bu nüfusun bütün bu üç tesisten aynı noktada faydalanması için güzel bir çalışma. Tam 10 ay oldu kazıya başlayalı ve 10 ay içerisinde kaba inşaatı bittiği gibi ince inşaatında bir kısmı tamamlandı. Yıl sonuna buranın komple tamamlanması için müteahhitimiz sağ olsun uğraşıyor. Ali Başyazıcıoğlu Bey'e, ailesine, Başyazıcıoğlu ailesine teşekkür ediyoruz. Belediyeden arkadaşlarımız sağ olsun büyük özveriyle hem imar düzenlemesi hem mimari proje tasarımları ve diğer işleri bitirdiler. Şimdi inşallah tamamlanmasıyla birlikte de duvar ve peyzaj çalışması yapacağız. Koca Sinan Belediyesi LED teknoloji aydınlatma ile 1 yılda 2,5 milyon TL tasarruf sağladı. Koca Sinan Belediyesi su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlaması amacıyla park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor. Çevre ve insan odaklı çalışmalar yürüten Başkan Çolak Bayraktar, LED teknoloji aydınlatma ile 1 yılda 2,5 milyon TL tasarruf sağladıklarını hatırlatarak, otomatik sulama sistemiyle de önemli ölçüde su, zaman ve enerji tasarrufu sağladıklarını vurguladı. Koca Sinan'ın her bir bölgesinde özellikle park ihtiyacı olan mahallelerimizde veyahut da mülkiyet olarak artık kamuya geçmiş, belediyemize geçmiş, mülkiyet sorunu kalmamış, imar planlarında park olan her bir alanı da yeniden park yapmak, Koca Sinan'ımıza yeni alanlar kazandırma noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Allah nasip ederse sene sonu itibariyle şu an başlamış olduğumuz ve birçok mahallemizde devam eden park çalışmaları devam ediyor ve bu park çalışmaları bölgedeki yaşayan, çevredeki yaşayan sakinlerimizin pencerelerini açtıkları zaman, dışarıya çıktıkları zaman yüzlerine gülümseyecek parklar olarak tamamlanmış olacak ve şehrimize, Koca Sinan'ımıza yeni bir estetik dokunuş kazandırmış olacak. Her bir parkımızın yapımı tamamlanmasıyla birlikte hem yetişkinlerimizin hem de çocuklarımızın oturabilecekleri, oynayabilecekleri mekanları da Koca Sinan'ımıza kazandırmış olacağız. Kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirilen gezici kütüphane okuma şenliği yaz dönemi sona erdi. 2 ay süren etkinliğe 8850 çocuk katılarak bir rekora imza attı. Talas'ta gezici kütüphane yaz turunu tamamladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği gezici kütüphane okuma şenliği yaz dönemi sona erdi. Kitap okumayı seviyor musunuz peki? Evet. En son hangi kitap okudunuz? Kim? Hadi bakalım. 2 ay süren gezici kütüphane okuma şenliği 19 Ağustos'ta Akçakaya Mahallesi'ndeki programla son buldu. Çocukların hem eğlenip hem de öğrendiği etkinliklere 8850 çocuk katılarak bir rekora imza atıldı. 22 kırsal mahallenin tamamını kapsayan etkinlik 26 Haziran'da Kuruköprü Mahallesi ile başladı.
Salı ve Perşembe günleri düzenlenen uygulama kapsamında her hafta iki mahalle ziyaret edildi. Her yaştan okuyucuya hitap eden organizasyonda çocuklar için de eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra geleneksel sokak oyunlarından müzik drama yarışmalarına, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok etkinlik çocuklarla buluştu. Hacılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda haftanın ilk günü mesaiye başladı. Hacılar Cumhuriyet Meydanı'na taşınan Hacılar Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İçişleri Bakanlığı tarafından inşa edilen Yeni Hizmet Binası'na taşındı. Cami Kebir'in yanında yer alan modern binada tüm hazırlıklar tamamlandı ve belediye çalışanları mesai saatinin başlamasıyla birlikte dualar eşliğinde yeni binaya geçti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yeni Hizmet Binası önünde personelle bir araya geldikten sonra binayı gezdi, yeni çalışma alanlarını inceledi. Başkan Özdoğan, Yeni Hizmet Binası'nın hayırlı olmasını diledi. Bu hafta itibariyle yeni belediye hizmet binamıza geçmiş bulunuyoruz. Buradan tüm hemşerilerimize de bu duyuruyu yapmış olalım. Artık hemşerilerimiz bizi cami kebirimizin hemen yanındaki belediye hizmet binasında ziyaret edebilirler. İş ve işlemlerini daha kaliteli, daha güzel yapabilmek adına bugün belediye hizmet binamıza taşınmış bulunuyoruz. Bu binanın yapımında emeği geçen tabii ki İçişleri Bakanlığımıza, Sayın Valimize, Büyükşehirimize, kentsel dönüşüm çalışmalarında ve tabii ki de değerli önceki dönem bakanlarımıza, milletvekillerimize ben teşekkürlerimi sunuyorum. Hacılarımıza müstakil bir bina kavuşturulmuş oldu. Depreme dayanıklı ve daha güzel hizmetleri yapabilmek adına bu binamız bugün itibariyle hizmete geçmiş bulunmakta. Kentte işletmelerin önünde duran paket panik yarattı. Kontrollü şekilde patlatılan paketin içinden kıyafet çıktı. Şüpheli paketten kıyafet çıktı. Kayseri'nin Kocaesinan ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde işletmelerin olduğu güzergahta bulunan şüpheli paket panik yarattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekibi gönderildi. Ekiplerin çevrede aldığı güvenlik önlemi kapsamında paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılırken çantanın içerisinden kıyafet çıktı. Süper Lig'in ilk haftasında bay geçen Kayseri Spor, ikinci hafta oynadığı Sivas Spor karşılaşmasından 2-1 mağlup ayrılmıştı. Sarı Kırmızılı ekip şimdi ise gözünü dördüncü haftada oynayacakları Konya Spor maçına çevirdi. Kayseri Spor, Konya Spor'u hazırlanıyor. Süper Lig'in ilk haftasında bay geçen Kayseri Spor, ikinci hafta oynadığı Sivas Spor karşılaşmasından 2-1 mağlup ayrılmıştı. Üçüncü haftada Trabzonspor'la karşılaşması planlanan maçın ertelenmesiyle birlikte Kayseri Spor, ligde sadece bir maç yapabildi. Sarı Kırmızılı ekip şimdi ise gözünü dördüncü haftada deplasmanda karşılaşacakları Konya Spor maçına çevirdi. Takım, eksik maçları telafi etmek ve moral bulmak için Konya Spor karşısında galibiyet arayışında olacak. Evet değerli izleyenler, haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bülteni burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.